Sultanım. Biri hünkârımızın odasına girmiş. Hem de ben uyurken. Resmimin üstüne kan renginde boya dökmüş. Demek ki birilerini üzmüş, hayal kırıklığına uğratmış ve dahi kızdırmışsın. Bunu yapanlar bilsinler ki Cennet Hatun, o resimdeki Anastasya çoktan öldü. Artık kösem var ve kimse bunu köseme yapamaz. Anastasya bizim için de öldü. Vaka resmin üstü bu yüzden kana bulandı. Köseme gelince ona yapacaklarımızı hayal bile edemezsin. Ne yaparsanız yapın karar değişmeyecek. Gözyaşı Sarayı'na gideceksiniz. Hanedanımızın alametini takmak seni sultan yapmaz hatun. Sen bir cariyesin. Cariyeyim. Siz yüce sultanımızın bile sarayda kalmak için muhtaç olduğu bir cariye. Bizim şu hayatta aldığımız her kararın bir neticesi var. Ama iyi ama kötü. Yanımızda olmaktansa karşıda olmayı seçtim. İtaat etmek varken ihanet etmeyi seçtin. Elbet bunun bedeli olacak. Ben hünkârımızın yanında olmayı seçtim sultanım. Ne diğerleri gibi kaderimi anladım ne de sizin gibi kaçmayı seçtim. Sen kimsin? Ne haddine bu sözler? Senin yaşın kadar ölümden döndük. Kaç defa zehirlendik haberin var mı? Kaç kere hançerlendik sırtımızdan? Ateşlere, kuyulara attılar ama hamdolsun. Hepsinden sağ çıkmayı bildik. Sultanım. Hiç şüphen olmasın. Yine çıkacağız. Ve bize baş kaldıran herkesin başını ezeceğiz. Çekilebilirsin. Kösem at. Bekle. Af dile Kösem Hatun. Af dile. Vallahi ben de konuşurum sultanımızla. Hata etmiş, merhametinizi esirgemeyin derim. Af mı? Hünkârımıza sadık olduğum için mi? Artık herkes boyun eğse de ben boyun eğmem. Safiye Sultan bu saraydan gidecek. Ya Kösem Hatun, keskin sirke küpüne zarar demişler. Nihayetinde hünkârımız sultanımızın torunudur. Yarın bir gün bu fırtına diner, sarılır, unuturlar her şeyi. Ama olan sana olur. Etme. Af dile.